Merhaba arkadaşlar, tekrardan YouTube'a selamlar. Aynı zamanda yayındayız. Hikayemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Northrend'in Kıyıları ismi bölümle. Paranoid Park'ı izlediniz mi? Aşkım, ben Paranoid izlemedim. Park'ı izlemedim, izlerim. Siz peki Dogville izlediniz mi? Shores of the Northrend. Burada Arthas'ın Onu base kampını izleyeceğim, bayılırım. görüyoruz. Daha önceki bölümde de bahsetmiştik. Aa, bir dakika, sen o Fato o trolleri mi bahsediyorsun acaba? Darkspear trolleri, yok tamam. Çünkü burada da bir troll karşılaşması olacak. Acaba ondan mı bahsetmiştin yayında diye. Evet, geçtiğimiz bölümden aslında bir ay sonra. Paranoid Gerçekleşiyor. Park'ı izlemedim mi ben? İzlemişimdir o zaman. İzlemişimdir. Bakmam lazım. Evet, şu an seni... Loading'de kaldık. Ben izlediğim birçok filmi hatırlamıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim Ve sana. başlayalım. Arthas geldi. This is a light for second land, isn't it? You can barely even see the sun. This howling wind cuts Işık through burayı the terk mountain and etmiş. turns into shade. Güneşi zar zor görüyoruz. My lord, are you all right? Lordum, iyi misin? Captain, are all my forces accounted for? Benim birliklerim ne için atandı Nearly. gibi, ne için geldik buraya? There were only a Hani few ships that very well. Our sadece priority is to set up a base birkaç camp for gemi counter gelmiş. defenses. There's no telling what's waiting for us out there in the shadows. Yani bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Buraya bir defans şeyi kuracağız. Base'i kuracağız. Şimdi bizden görev ne istiyor ona bir bakalım. Establish a main base camp, find a gold mine, Arthas must survive. Gold sanırım burada. I stand for the light. Merhaba, hoş geldin. Bahtiyar, hoş geldin. Selamlar, hoş geldiniz efendim. Holy Light Fatih'cim, hoş TD. geldin. Of course. A sound plan. Certainly. For honor. Of course. Kedi evde sarhoş geziyor. Hayırdır? Keşke veterinerden almasaydın abi. Ha. Ama ben dün dedim sana, bir gün veteriner gözetiminde tut hayvanı diye. Çünkü evde sıkıntı yaşayacak. Böyle şey... evde böyle şey... Melül melül gezecek. Bu arada çok... Onu bir yere kapat. Karanlık yani. Şöyle söyleyeyim. Bir odaya kapat. Çok fazla hoplayıp zıplamasın. Niye? Keşke... En azından bir gün tutsaydı, bir gün. Geçmiş olsun. Gitti pipisi yapıp kık kık kık. Certainly. Ice trolls. Ice trolleri gördük. Olur mu? Fatih, güzel midir? Siber güvenlik. Yo. Hoş geldin. Çuf çuf duf 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 duf. Ay, hemen kapıyı Vallahi açayım. bunu nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Sana siber güvenlik diyorum, o yüzden 4. ay aboneliğin için teşekkür ederiz. O oy bulduk. O oy bulduk. For Selam. my father the king. Arkadaşlar, yoksa bu bir... Ya hayır, olamaz. League of Legends bu oyundan almış olamaz yani. My aid required. Oğlum right ya. Away. Justice shall be done. İki parmaklı. Her şeyi özledim.
Nasıl yani? Ara vermiş oyuna. İlk küstü zannettim de evet ya. A gold mine. We'll set up our base there. Yok yok, küsmez o. Kafası güzeldir onun şu an. Kafası güzel. Baya baya bildin, kafası güzel. Böyle bir şey var. Aa, Muradin. Ya ne biçim koşuyor? What the fuck ya? Muradin Bronzebeard, is that you? Dumb boy. Dumb boy. Imagine that you'd be the one to come to our rescue. Dumb. Ha, bizi kurtarmaya senin geleceğini tahmin edemezdim diyor. O da diyor kurtarmaya gelmedim. Burada olduğunu bile bilmiyordum diyor. My mates and I were attacked and we got separated. I'd appreciate any backup you could give me. Of course I'll help Meriden. Haber göndermiş kurtarmaları için. Bir anda saldırıya uğramışlar. Eğer bize yardımcı olursan seviniriz dedi şu anda Muradin. Ufa geldin. Ufa geldin. Çok güzel konuşuyorlar ya. Yes Lord. Yes Lord. Doların bakılacak bir yanı yok ya. Yarın immigrate edeceğim arkadaşlar. Immigration olacak. Şimdi bu new unit şeyleri bir çıksın. Ha, yukarı gideceğiz. Yukarıdaki base'e yardımcı olacağız. Bakalım. Main quest. Destroy Malganiz base. Rescue Muradin Mant. Muradin'in adamlarını kurtaralım öncelikle. Bizim iş yerinde bir tane kedi var 4 aylık. Onu bizim mahalleye immigrate edeceğim. Hayvanı kurtarmak amaçlı. Bizim talaşlı imalatını oraya kapatıyorlarmış hayvanı. On lira olunca bakarım. O zaman sıfır atarlar yine. 1 lira olur falan. Çok mal. Sen çözmüşsün. Seni Merkez Bankası Başkanı yapabiliriz Mustafa abi. Gidin siyasetinizi başka yayında konuşun lan. Aşkım bu şeyler, mikrofonlar tam yalamalık ha. Aşkım bu yayın YouTube'a gidecek. Yapmazsan çok sevinirim ya. Ha tamam. Yo, sadece söyledim. Kötü bir şey söylemedim. Tamam sen yapma. Tamam. Kötü bir amaçla söylemedim. Yapma. Kötü bir amaçla söylememiştim. Tamam, tamam de. Tamam de. Tamam. Kaç TL maaş alıyorum ben? 2007. Nasıl ya? Kaç TL maaş alıyorsun? Biz mi kaç TL maaş alıyoruz? Ya abi eskiden istediğim şeyi alabiliyordum. Eskiden mesela... Yok, sıfır hatırlıyor. Eskiden şöyle düşünüyorum. Neyse konuşmayayım sensin. Utku bilir, bundan bir 3 sene evvele kadar Shiseido ve Clarence kullanabiliyordum. Çok da rahat alıyorduk. Ama şu an alamıyorum mesela. Oh fuck öldün. Onlar ne o kadar fakirim ki bilmiyorum. Fakir olmana gerek yok. Sen erkeksin değil mi? Bayan olsaydın bilirdin. Ya marka işte. Makyaj malzemesi. Ben mesela oradan ölçüyorum şeyimi. Öyle söyleyeyim sana. Ya yani mesela o benim... Nasıl anlatayım? O benim... İşte... kendime özel yaptığım bir şeydi. Anlatabiliyor muyum? İşte sen nasıl gidip Nike ayakkabı alıyorsun ya da işte ne bileyim... North Face mont alıyorsan ben de gidip kendimi onu alıyordum. Ne yani erkekler makyaj yapamaz mı? Yapar. Ama yapmazsın. Makyajın cinsiyet olmaz. Olmaz. Ama erkekler makyaj da demeyeyim sana. Şey diyeyim, bakım ürünleri. Ama kadınlar özel yapıyorlar genel anlamda. Yani %90 kadın ağırlıklı ürünler üretiyorlar. Oh fuck elden. Erkekler makyajı güzeldir. Tamam. Hassasmışız demek ki bu konuda. Utku'ya makyaj yapayım mı mesela arkadaşlar? Hayır.
Rica ediyorum. Ben sana söylüyorum, şu kaşların üst tarafında hafif aydınlatıcı sürebilirim. Gözlerin altında kapatıcı sürebilirim. Neden yapasın bunu peki? Hafif bir allık sürelim şöyle üstüne. Ya olur. Neden yapasın? Çünkü yapabiliyorum falan. Ha, yani hani suratına bir şey katabilirim böyle farklı bir hava. 30. ay yıl dönümünde yapalım. Peki suratımın bu farklı havaya ihtiyacı var mı sence? Var. Ya yüzünü aydınlatabilirim. Mesela şöyle T bölgenle şu T bölgeni aydınlatarak gözlerinin yani T bölgesi dedikçe geriliyorum. Şu T bölgesini aydınlatarak şu kısmı, gözleri ve göz altları ve işte gözünün şu kaşın üst tarafını aydınlatıcı kullanarak gözlerini daha belirgin hale getirebilirim mesela. Gözlerim yeterince görünmüyor mu? Cabbara makyaj yapmam. Çocuğuma kimyasal sürmem. Ya Yiğit yapabiliriz Utku'ya makyaj. Ya neden olmasın? Bence olur yani. Bir farklılık yaratabiliriz. Bir an önce okçu yapmam lazım. Aydınlatıcı ne ya? LED mi takıyoruz? Nemlendirici krem yeterli. Abi aydınlatıcı ne? Aydınlatıcı bu. Nasıl söylüyorsa aydınlatıcı bildiğin. Getireyim göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Sürdüğünde aydınlatıyor. Yüzünü aydınlık getiriyor yani. Böyle ışıltılı bir hava veriyor. Mesela Utku nemlendirici krem kesinlikle kullanmıyor. Utku hiçbir kremi sevmiyor. Yani krem kesinlikle kullanmıyor Utku. Çok garip bir şey bunlar. Ama yani ellerimin, bedenimin de buna çok ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yok, sence ayaklarına var mı? Sürmemiz lazım evet nemlendirmek için. Evet, izleyicilerimizin ayaklarım hakkındaki derin bilgiye sahip olması şu anda. Hayır, ayaklarını sürmemiz. Benim çok mutlu etti. Ben de nemlendiriciden nefret ediyorum. Ya Utku da hiç sevmiyor, kremi sevmiyor. Ben kendim sürdüğümde dahi sevmiyor. Güneş kremi, güneş kremi kesin. Kremin o şeyinden hoşlanmıyorum. Kremliğinden. Kremsi dokusu. Kremsi. Kremsi dokusu. Premses. Vıcık. Evet, cıvık cıvık. Abi lütfen ayak önemli. Evet kesinlikle ayak önemli. Bak. Karşı gelmiyorum buna. Ancak. Ay çok güzel. Ne oldu bebeğim? Geç konuşuyoruz. Güneş kremi çok önemli mesela. Utku güneş kremi de kullanmıyor. Ayak sağlığı için patik giyiyorum. Adam çok bile. Patik ya. Yani patik sıcak tutuyor. Şurayı krem bir savunalım. Büyüteceğim olayı da. Kullanın. Aa o da çok mantıklı. Ayak sağlığı bunu için. Bunun şeyi var mıydı ya? Game Speed. Game Speed'ini tartışırsın. Ben Utku'nun ayakkabılarının içine şey koyuyorum. Yağ atıyorum. Mesela ayak sağlığı için öyle söyleyeyim. Ayakkabıların içine böyle sedir böyle yağ falan atıyorum ya da işte çam yağ atıyorum. Babam pudra delisi. Bir de bebek pudrası kullanıyor. O da çok mantıklı. Pudra. Ben pudrayı bir ara makyaj sabitleyici olarak kullanıyordum. Sonra vazgeçtim. Ama gayet iyi işe yarıyor. Biraz artık oduna ciddi bir şekilde bir de size bir şey söyleyeyim var mi? En iyi ayak kremi bebek pişi kremleri var ya, bu desitin falan var. Onlar çok güzel ayak için. Neler daha? Yo aşkım bugün sohbet ediyoruz. Yani bizim zaten çok bir şey yapacağımız şey yok. Artas'la geldik aşkım. Muradin'i bulduk. Şimdi Muradin'in adamlarına yardımcı olacağız. Daha sonra Malganis'i peşleyeceğiz. De yani bu sırada işte şey süreçleri. Upgrade mi upgrade süreçleri falan filan yani. Ya hani ben de çok setimizdeki insanlar gayet şeymiş. Çok ya, enteresan çok bir şey yapmıyorum bunu yani. Gayet şeyler. Metroseksüel. Metroseksüeller güzel. Metro ne ya? Heteroseksüel. Metro. Ya hayır hetero. Fetoro. Fetoro demedim. Metroseksüel dedim. Fotoro. Metroseksüel dedim. Ya, Futurama. Dedim. Ben ne dedim? Futurama. Ne odunmuş arkadaş ya. Yes,
Fire be purged! Seni lanetlerim. Şu castle'ı yapmak istiyorum artık. Şu odunları bulur musun? Hadi onu? Ask Me Anything yapalım. Hadi Ask Me Anything oyunu oynayalım. YouTube içeriğine uygun bir şekilde arkadaşlar. Ya. Ben de bir yandan içerik üretmeye çalışıyorum çünkü. Ben bu evet utkuyor o zaman Ask Me Anything. Hayır canım tam Ask Me Anything. Ask Me Anything oyunu oynayalım. Ağzına sikerim! YouTube içeriğine uygun mu mesela? Hoş geldin. Bunlar çok problem değil aşkım. Yani o senin oradaki yel kısmı falan çok yani dert değil. Yel var ya. Annen annem diye bağırıyor. Jabbar kaç yaşında? Hmm, hadi bakalım. 2014 değil mi? Ne oluyor? 7 yaşında. Bayağı olmuş ya. Niye yazdın? Bilmiyorum. Peki. Arkadaş şuradaki ormanı yok etmenizi istiyorum ya. Hoş geldin Sarp Seykel. Jabbar 7 yaşında. Evet, yo hayır. Sarp ne yapıyorsun? Sohbet etmek isteyen varsa Discord'a girebiliriz bu arada. Ha, bu Discord'a gelseniz de iki muhabbet edelim. Dungeon şeyde çevirmeyeceksiniz ya da dur şöyle yapayım lore yayını ona göre. Heh. Tamam. Kedimi Jabbar gibi tosun yapmak istiyorum. Yapma yapmam. Hayvan nefes alırken zorlanıyor. Yemeğe kaçacağım şimdi sonrasında gelsem. Hayır nasıl istersin? Hayır canım istersen gelme yani sadece dinle. Genel söylüyoruz. İsteyen buyursun gelsin evet, şeklinde hani. Evet. Valla Jabbar'ı biz diyet mama veriyoruz ama şişman. Jabbar'da şey var böyle bir Budist havası var böyle aydınlanmış böyle anladın mı? Ya o kedinin karakteriyle alakalı bir şey. Yani böyle ha, hayvan hiçbir şey tepki vermiyor ya falan yani. Çok yavaş bir kedi yani öyle dedim sana. Hani artık ben çıkabilirim değilsin. Ben çıkabilirim dedi adam hiç gelmiyor falan yani. Ne? Korona atlatan her 3 kişiden bir tanesi psikolojik ve nörolojik bozukluklar yaşıyormuş. Şimdi nörolojik ve psikolojik. Bunu benim iş yerime de söylemeniz lazım. Gerçekten doğru mu bu? Ya şöyle söyleyeyim sana. Bizim iş yerinde bir tane mühendis arkadaşımız var. Çocuk hasta olalı... Yani hastalığı hani geçirildi 3 ay oldu. Hala koku alma duyusunda sıkıntı var. Alamıyor. Koku alma duyusunda sıkıntı var. Anksiyete bozukluklarına depresyon ne alaka ya? Emin misin? Ama it is yani o psikolojik olmuyor biliyorsun değil mi? Ama anksiyete ilginç. Trolleri çok sevmeme rağmen şu anda Human Campaign oynadığım için bu saldırıları gerçekleştirmem lazım. Sana şöyle söyleyeyim, ülkenin yarısında anxiety sıkıntısı var biliyor musun? Bizim ülkemizin yarısının psikolojisi bozuk onu da söyleyeyim. Diğer yarısı. Şöyle bir %60 verebilirim sana. Normal psikolojiyle yaşamıyoruz yani. Çünkü sürekli bir şey altındasın. Baskı altındasın. Sürekli bir gelecek korkusuyla yaşıyorsun. Yarınını bilmiyorsun. Sadece mage'e saldırıyorlar ya. Priest daha doğrusu. Şu aşağıda daha çok experience var mıdır? Oh fuck öyle. Şuradan gidilecek de şuralara uğrasam mı? Orası Malganis'in yolu zaten. Ben önce ilk görevi bir yapayım. Şunlar şurada bir beklesin. Şurada biraz daha upgrade gerçekleştireyim. Castle'ım bitmiş. Biraz odun ve binaları güçlendireyim derken More Lumber yüzüme çarptı yine. Lumber. Çünkü şu kulelerin yeterliliğinden emin değilim. Dedim.
Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar falan diyor. Knight gelmiş. İlgini çekmedi o. Ne? Zaten Türkiye'de yani... Bizim korona ihtiyacımız yok. Diyor ki Avrupa'da yapmışlar araştırmayı. Aa, farm yapmam lazım. Kimse niye beni uyarmıyor? O zaman ben şuradaki birliklerle gidebildiğim kadar gidelim. That's them. And they're still under attack from the undead. Let's move, men. Those dwarves need help. For honor. Feel my wrath. For honor. Bunun manası biterse de priest'i hilemeye devam ederim. Şimdi şu adam farmı bitirdi. Biraz daha yapsın. Certainly. Of course. Foul name. Ready for action. For my father, the king. A sound plan. Tamam, aslında ulaştık. Çok da evham yapacak ya da olayı büyütecek kadar bir zorluk yok mu zaten? Onu bitirseydin lan. That has to be where Mal'Ganis is hiding. I want that base leveled. Arkadaşlar bugün yeni bir uygulama kullandım. Trendyol yeni bir uygulama yapmış. Öyle söyleyeyim size. Trendyol cüzdan diye. Muradin kaldı burada ama. Ben de oynuyorum ya. Şu Captain benimle gelsin. Ya da dur. Bu Footman değil değil mi? Bu Captain. Captain kalsın, Muradin gelsin benimle. Light is my strength. A sound plan. Murad'ın benimle gelsin istiyorum. Certainly. Sikreyim normal. DC'ye gelseniz ya, iki muhabbet ederim. Aşkım, gelen gelir niye zorluyorsunuz? Hayır, geleceksiniz. Certainly. For honor. Of course. Şu ziguratlar zorlayacak beni ya başta. Aa, boş. Evet, herkes sustu. Şu heal'ı alın. Of, ofisteden birkaç kişi. Of course. Certainly. For honor. A sound plan. Feel my wrath. Pek StarCraft gibi değil. Mantığı. You are past redemption. A sound plan. Çay yaptım.
İçerim bebeğim. Getireceğim. For my father the king. Certainly. For my father the king. For honor. Foul knave. A sound plan. Of course. Of course. Betrayer of the light. Betrayer of the light diye kızıyor adam. Nasıl yani? Light'a ihanet eden diye. Ama bana heal atman lazım. Bana heal atamam. Adam undead scourge. Full focus gaming. I need chai. Şöyle ufak bir geri çekilme yapalım. Ne yapıyorsun şükür? Şuradan biraz adam alıp götüreyim. I stand for the light. For honor. Selama. Hoş geldin bebiş. Hoş geldin bebitom. İyidir, sizleri sormalı. Vallahi benim Warcraft'ım geldi artık dedim, dayanamıyorum. Soranlar oluyor. Ben bu içeriği yapacağım. Ve yapıyorum. Dünyanın en tatlı şeyincileri. Utku'yu çok tatlıymış. Bir muza binip basket atacak kadar tatlı değiliz ama. Muza binip o ne demek ya? I'm here to help. Onu da ilk defa duyuyorum. Anlayan fağladı bile. TB'leri alsın. Ben de muza bineceğim. Aa, bugün muza binenler varmış. Gördüm o muza binenleri Utku. Ya gördün mü? Evet. Şimdi hatırladım. Ben de muza bineceğim. Çok eğlenceli. Hani marjinal bendim değil mi? Uzun saçlı olunca, dövmeli olunca bir tuhaf oluyorduk. Bitirmişiz zaten ya, aslında boşa bir geri çekilme yapmışım. Ya ama evet ya, çok eğlenceli. Bence çok güzel konsept, ben çok beğendim konsepti. Şeyler yarışıyor. Memlüklükler. Memlükler yarışıyor. Hangisi bu mu? For my father, the king. Ya Erdemciğim hoş geldin. Aa, hoş geldin. Şu saçlarımı şöyle şöyle yapayım da. Ben marjinal olmak istiyorum ya hayatta. Kendimi çok şey hissediyorum. I'm here to help. A sound plan. Is there danger? Adam gelip killleri alıyor abi. Justice shall be done. I stand for the light. Orasıymış. Son binaymış. Evet, Malganis'in binasını yıktık. Daha doğrusu şu an kendisiyle alakalı bir şey yok. Yani burada ne yapıyorsun?
Muradin? Warcraft oynayacaksınız içine. Ha, kadim bir yol var, onu bulacağız şu anda buzlu buzulun altında. Frostmourne'un tutulduğu bir mağaraya gideceğiz. Tabii daha fazla undead görme ihtimalimiz var. Malganis'in izine rastlayamadık. Benden sonsuza kadar saklanamayacak. Burayı bizim ana base'imiz olarak kurmanı istiyorum yüzbaşı. Yani yüzbaşı diyeyim de. O da emredersiniz lordum dedi ve devam ediyoruz. Heh, şimdi sen konuşabilirsin. Hayır, aşkım. Hayır, ben konuşacağım. Yo yo, devam, sıkıntı yok. Hayda. Starcraft daha oynayacağım. Şu an saat daha 8.45. 2 bölüm en azından bundan yapmış olayım. Biraz ilerleme kaydedelim. Çünkü çok yavaş gidiyor. Şu anda Arthas Base'ini kurduk. Arthas Base Camp yazıyor arkadaşlar. Orayı kurduk. Hadi bakalım. Bölümümüzün adı Dissension. Muradin yok. Yorkshire. I apologize, emissary, but the prince is away on an errand. What brings you to this desolate place? By royal edict, you men are to return to Lord Aron immediately. Lord Uther. Evet, burada da Uther'in başka bir hareketini görüyorsunuz. Bir elçi gönderdi şu anda. Arthas'ı geri çağırıyorlar. Evet, gemilere gitmek için başka bir yol bulmanız lazım dedi. Captain, why are the guards not at their posts? Well, my lord, your father had our troops recalled at Lord Uther's request. Lord Uther'ın isteği üzerine babanız kral birliklerimizi geri çekiyor. Lanet olsun Uther bunu yaptı mı? Adamlarım beni terk etti. Malganis'i asla durduramayacağım. Gemileri bir an önce yakmalıyım ki geri dönemesinler. Bu biraz fazla değil miydi oğlum diyor. Hayır, kesinlikle değil diyor. Malganis için her şey mübahtır gibi bir özelliğim şu an. Takip için teşekkür ederiz. Sanırım benim bunlara erişim şeyim yok. Sadece bu kadar adam var. Muradin'in iki adamı, Muradin ve ben Supi. We'll need more men to fight our way through the undead. I've come across a few mercenary camps up here. Perhaps we can hire a few of them. Teşekkürler, size de iyi seyirler. Şimdi saçlarıma hacim kazan demek istiyorum. Ne? Ha? Saçlarıma hacim kazan demek istiyorum. Aşkım. Ya. Yayınlar, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Cabbar ya. Şey, böyle televizyon izlerken uyuyan dedelere benziyor Cabbar. Bakın. Aşkım benim, bunun güzelliğine bak ya. Benim güzel evladım. Betrayer of the light. For honor. A sound plan. What's happening? Certainly. Warcraft 4 sanmıyorum.
World of Warcraft. Çünkü hikayenin gidişi şu anda öyle yeni bir şeyi kaldıracak durumda görünmüyor. Ne yazık ki. Al hepsini. Hatta bazılarını alamadık bile. Neyse. Fazla gold harcadık. Warcraft Reforged bence hayal kırıklığı değildi. Yaklaşık bir yıldır ben de fazla tepki verdiklerini düşünüyorum kesinlikle. Bunun da sebebi beklentilerle alakalı. O arkadaşlar bir Dota daha yaratabiliriz beklentisi içerisindelerdi. Yani çokça tartışmasında yaptık. Şöyle söyleyeyim. Yani diliyorsan detayını gerçekten o şeyinde bulabilirsin. Metacritic'te çok gereksiz bir not düşüklüğü verildi. Yine tekrar ediyorum bence. Ama başka temel bozuklukları vardı. Ne gibi? Yani grafiklerin oturmaması ilk çıktığı günde. Yani şimdi ilk çıktığı gün böyle bir şey ister insanlar. Buna tepki gösterilmesi doğruydu. Onun dışında bazı sinematikler yani eski bakış açısı yani kamerayı adamlar daha önce belli bir şekilde yapmışlar. Şimdi diyor ki bizim daha iyi grafik motorlarımız var. Daha iyi şekilde yapalım. Tamam güzel. Ama yani o eskiyi bozmuş oldun. Yani o yüzden dilleri yanmış ki şu anda Diablo ile ilgili Reforge değil Resurrected şeyini kullanıyorlar. Çünkü arayüz değişiyor. Pek çok şey değişiyor. Yani farklı bir oyun sadece Diablo 2 kafasında gelecek hissiyatını tam olarak vermeye çalışıyorlar. Bundan ötürü o ismi seçmişler. Reforged isminden uzak durmuşlar. Onun dışında dediğim gibi ben oyunu seviyorum. Şu grafikler benim için yani o nasıl söyleyeyim çocukluğumu geçirdim oyun için. Mükemmel bir detay. Hikayeyi yeniden tecrübe etmem için müthiş bir fırsat. Ben o yüzden çok fazla şey söylemek istemiyorum. Beğendim özetle. Umarım yeterli olmuştur. Ha, hikayede Warcraft 3 bitince kaldım diyorsunuz. İşte orada hikaye World of Warcraft'ta devam ediyor. World of Warcraft'ta da devam ettiği için de bir Warcraft 4 açıkçası çok beklediğimi söyleyemeyeceğim. Rica ederiz. You're welcome. You're welcome. Of course. Şükrü, nasıl? Güzel mi? TBC. A sound plan. The light is my strength. You are past redemption. Şükrü, bir içerik alalım yani. Bir video görelim senden. Bu nedir arkadaş ya? Oğlum fontu bulmak için niye uğraşıyorsun? Şükrü attı ya şeye. Görmedin mi onu? Lore konusunda da daha önce konuşmuştunuz ama yine konuyu farklı biçimde sorarım. Tyrael'ın Diablo 4'te tekrar melek formunda dönmesi çok ciddi bir istek var forumlarda. Bunun olasılığı hiç mi yok değil. Çok yani var bunun olasılığı var. Konseyde mi sormuştunuz? Diablo konseyde. Allah Allah. Genelde Warcraft içeriği yapıyoruz ama ben tekrardan bildiğim kadarıyla yanıtlayayım. Bildiğim kadarıyla onun üzerine de yaptı adamı nasıl yazacaktım? Ha. Şöyle arkadaşlar her ölen melek, her ölen iblis
Tekrardan doğma özelliğine sahip belli şartlarda öldürülmedikleri sürece. Şimdi bunlar ne yapıyor? Saçmalıyor. Arthas nerede? Bu nasıl gerçekleşiyor? Atıyorum Mephisto'yu işte öldürüyorsunuz ve karanlık çukura yolluyorsunuz. Çok uzun bir respawn time'a giriyor. Aynı şey melekler için de geçerli. Yani sabitlemek için ya da işte durdurmak için tam anlamıyla zapt etmeniz gerekiyor. İşte zaten Diablo 2'nin hikaye konusu olan şey de buydu. Bu üç büyük iblisi Baal, Mephisto ve Tyrion nereden çıktı? Diablo'yu, çok özür dilerim, Soul Stone'larına hapsederek bir daha yeniden doğmalarını engelleyecek şekilde durdurmak. Olay buydu. Yani Diablo 4'te Tyrael gelebilir mi? Gelebilir. Ama bana soracak olursanız ilk videoda o tarz bir değişiklik olabilir. Diablo'da işte taraf değişikliği falan gibi bir şey olabilir ama o kadar büyük bir değişiklik açıkçası ben pek beklediğimi söyleyemem. Ancak kafamdaki şeyi sizlerle şöyle paylaşayım. Burada köprü var. Bu bizi buraya getirdi. Ne yapacağız acaba? Odun mu keseceğiz? Velhasılı Kelham. Demek istediğim şu. Diablo 4'ün sinematiğinde o şey değil. Lilith sinematiğinden bahsetmiyorum bu arada. Gameplay trailerında. Bir karakter bir mezarın başında bir şeyler anlatıyordu, bir şeyler konuşuyordu. Biz o mezarın... Hayır lan durun. Para verdik oğlum adama. Neyse, bu mezarın ölen Tyrael'a ait olduğunu düşünüyorduk. Çünkü Tyrael artık insan formundaydı. Konuşan kişinin de Lorat Nar olduğunu düşünüyoruz. Biz bununla ilgili bir inceleme videosu da yaptık. İzlemenizi tavsiye, rica ediyoruz. Lütfen desteğinizi de esirgemeyin bu konuda. Neyse devam ediyorum. Şu dragonlar çok bağırıyor ya. Şunlar bir ölsün mü arkadaşlar? Sesim geliyor, sıkıntı yoksa devam edeyim. Neyse, Lorat Nar olduğunu düşünüyoruz. Gitti dragonların çoğu. Lorat Nar arkadaşlar, Diablo 3 Reaper of Souls'da şehirde elinde böyle bir mızrak gibi bir şeyle duran bir Horadrim üyesi. Bu Horadrim üyesi şöyle Diablo 3 Reaper of Souls'un ilk açılış sinematiğinde kaçan var ya, hani go find Nephilim, hani git Nephilim'i bul dediği adam Tyrael'ın. O adamsa şayet hemen git diyor, hiç şeye saldırma diyor. Şayet o adamsa Tyrael'ın yeniden doğması için çok kısa bir süre zarfı demek bu. Bundan dolayı Tyrael'ın gelme ihtimali biraz düşük gözüyle bakıyorum ben. Umarım yeterli, düzgün, tatmin edici bir cevap olmuştur. Warcraft 3 oynarken bir anda. Ay, çok kötü. Certainly. Justice shall be done. For my father, the king. Diablo yayınları devam ediyor arkadaşlar. Bugün de Warcraft yayını var sadece. Hepsi bu yani.
Diablo yayınları bitmedi. Tuna abiyle olanını soruyorsanız arkadaşlar, Kickstar Board Royale'de Tuna abinin oyunu çıktı. Oradan destek olmanızı da tavsiye ve rica ederim. Çok da büyük bir başarı yakaladılar. Yaklaşık bir aylık hedefi 2 günde tamamladılar. Tabii ki biz şaşırmadık ama başarı büyük. Gurur duyuyoruz. O süreç böyle biraz daha gevşediğinde diyelim, rahatladığında Tuna abiyle olan yayınlarımız da devam edecek. Hiç merak etmeyiniz. All your base to blank us, bilmiyorum da şifre şey yani hileymiş gibi göründü bana. Bulutcum hoş geldin. Hoş geldin. Oğlum şifre dedim, bütün şifreleri yazdı herif ya. Velhasıl Imperius'un konseye, Imperius'un yerine konseye önderlik etmesini istiyorsun Tyrael'ın ama öyle bir durum söz konusu değil maalesef. Imperius zor bir adam. Çokça hatalar yaptı. Vakti zamanında Diablo'ya çok hizmet diyebileceğimiz şeyleri oldu. Evet, dönelim hikayemize. Arthas. Ve Arthas burada kendi askerlerine yalan söylüyor. Ve Arthas'ın yaptığı en büyük hainliklerinden biri budur. Biz bunu adamları parayla tuttuk, bu trolleri. Ama suçu bunlara attılar ve bunlar yüzünden sanki kalmışız gibi burada davrandı. Hiç hoş değil. Eve de nasıl döneceğiz falan gibi muhabbet dönüyor. Arthas da diyor ki bizim evimiz zaferdir. Kesin troller yapmıştır. Ve Drugtron Keep'e doğru yolumuzu alıyoruz arkadaşlar. Yayınlar dilerim Boomer'lar. Teşekkür ederiz. Neyse ki Boomer şeyini yırtıyorum. 40 yaş altıyım. Yok, biz Boomer değiliz arkadaşlar. Hoş geldin. Baby Boomer. Sen üzülme Kardokcum, ne olacak? PS4 olur ya. Var ki PS4'ü. Artık biz de boomer'ız diye. Yo, hani ben şey olarak söyledim yani, zamansal olarak. Hiç değilim boomer valla. Ve tabii Murad'ın neler olduğunu bildiği için biraz çıkışıyor, ne oldu sana falan diye. Beni affet. Daha doğrusu sal beni biraz, hani diyor, sal beni. Boy. Teşekkür ederiz. Takipler için hoş geldiniz. Evet, şu anda Arthas'ın birlikleri tamamen sarılmış durumda. Murad'ın biraz endişeli. Arthas da diyor ki tek yol Frostmourne. Gidelim bakalım. Bomba. Bombay. Şahaneyim sana.
Arkadaşlar bugün biraz yorgunum. Niye bilmiyorum. Görmüyor hava değişimi. Hava değişimi en kötü etkiliyor. Bak böyle böyle bak. Nereye gidiyorsun lan? Ne? Evet ağzımdan bir ot. Evet. Locate Frostmourne Arthas must survive. Muradin must survive. I'm here to help. Sesin az geliyor Eda abla. Ha, yo şey yorgunum. Utku bir şeyden bahsediyordu. Bölmek istemedim. Bugün yorgunum. Utku da biliyor bunu. Ama zorla yayın açtırıyor falan diye şikayet ediyor. Yok hayır hayır hiç alakası yok. Bir çekin de şunu alayım ya birader. Is there danger? The light is my strength. A sound plan. Of course. For honor. Our forces are under attack. Our town is under siege. Certainly. For honor. Certainly. A sound plan. Arthas kibirliden ziyade biraz nasıl söyleyeyim yaşadıklarının kurbanı oldu ya. Ya ki o Blizzard'ın yaptığı şey bize aynı tutuyor yani. Tamamen bizden birisi yani o. Süzme salak olur mu canım? Süzme... Adam o süzme salak dedi çok güzel. I'm here to help. Muradin neredesin Muradin? Ayrıca. Siz nasılsınız bugün? Neyse gidelim. Uğraşmayacağım şu anda. Kandırılmış ya arkadaşlar şöyle Arthas doğumundan itibaren bir savaşçı, bir prens olarak yetiştiriliyor. Yani bir sonraki neslin kralı olarak yetiştiriliyor. Ve öğretmenleri Muradin ve Uther ve sürekli olarak paladin olması yönünde bir eğitim oluyor. Bu ara bir askerimi kaybettim. Adam kaybediyorum sürekli. Velhasıl sürekli olarak ışığın bir hayrını göreceğini düşünüyor. Ve devam ediyor. Yaşantısında bu hayrı göremiyor. İşte en sevdiği şeyler bir onu terk ediyor. Jaina, Uther işte o prensliğin vermiş olduğu emir komuta şeyi atı. Invincible en büyük şeylerden biri gibi gibi. Turan Dursun gibi düşün. Yani Arthas'ı evet Arthas bunlar olmalı mıydı? Olmamalıydı yani yapılmamalıydı ama Arthas yapmayı seçmedi. Hani itildi buna. Evet. Oyun oynuyorum. Ülke zora soktu. Evet arkadaşlar. Evet şu anda giremeyeceğimize dair bir ultimatom yedik. Hots oynuyorum. O değildi. Ne zaman leğeni suyla doldurup yayına başlayacaksınız? Mustafa. Ben bir Utku'ya şey alacağım yakında. Bekleyin.
Muz alacağım. Nereye su dolduruyorum? Ya bugün ciddi Twitter'da ne döndü onun muhabbeti ya. Ciddi ciddi okuyorum bunu yalnızlar. Ya ama abi yani gerçekten bir şey var değil mi yani? Bir dur noktası olsun değil mi yani? Evet, buradaki güvenlik görevlisi arkadaş diyelim bizi koruduğunu iddia etti. Ama tabii ki Arthas dinlemedi onu. Şu an öldürdük ve Frostmourne. Behold Meriden, our salvation. Kurtuluşumuz. Bayağı çoğalmış ya. Ya. Frostmourne. There's an inscription on the dais. It's a warning. It says, whomsoever takes up this blade shall wield power eternal. Just as the blade rends flesh, so must power scar the spirit. Oh, I should have known. The blade is cursed. Let's get. Evet, şu an kılıcın lanetli olduğu öğrenildi. Tabi Arthas şey dedi, kılıcın lanetli olup olmaması umurumda değil. Şu an intikamımı almaktan kimse beni alıkoyamaz dedi. Spirits of this place. I will give anything or pay any price if only tam karşılığı neyse vermeye hazırım diyor. Tabii bunu söylerken hep sözlerinde şey var, halkımı kurtarmak için falan filan şeklinde yaklaşıyor ama ya aslında herkes biliyor yani intikam peşinde. Ve Muradin yığıldı yere. Ve Arthas'ın pelerini yavaş yavaş yırtık hale gelmeye başladı. Niye yırtılıyor? Kendi kendine. Patladı ya orada. Savaştı, patladı falan. Yavaş yavaş Dead Knight'a dönüşüyor yani. Muradin nerede? Daha fazla tutunamıyoruz. Muradin öldü diyor. Öldüğünü zannediyor, biliyoruz. Frostmourne'un karşısında kimse duramaz şeklinde yaklaşıyor. Evet, ana görevimiz tamamlandı. Şuna bir tane tokat atsın birisi ya, ağzına bir tane çarpı versin, kendine gel falan diye. Justice shall be done. Önceden exorcism diye bir şey yok muymuş? İçinden çıkarsalar mı? Destroy Malganis Base, tekrardan aldığımız bir görev. Hadi bakalım, hızlıca yapalım. Benim saçma yorumlarımı. Efendim bebeğim. Benim saçma yorumlarımı yorum yapmıyorum. Bebeğim, tam böyle Frostmourne videosu çıktığında bir şeyler söyledin, ben... Hayır, şey yapamadım ölmedi. Yani sana eşlik edemedim yani, ha. Üzgünüm. Önemli hani değil. Amacımız içeriye yönelik hani hikayeyi özetlemek ha. Arkadaşlara. Evet. Önemli değil, seni affediyorum. Tamam, devam. Tamam, söyle şimdi sorunu. Hayır, bir şey söylemeyeceğim. Madem bir şey söylemiyordun, niye şu an beni darladın? Bir tane light diye bir şey tutturmuşlar yobazlar ya. Light maç hiçbir şey yardımcı olmuyor. Yok, Muradin ölmedi. Yaralanıyor Muradin. The light is my strength. Hala light my strength tip duruyor elinde Frostmourne'la. How? For honor. Ha, bir şey söylemiyordum. Şey diyordum, içine cin kaçmış gibi. Exorcism olması gerekmiyor mu? İçinden çıkartsalar. Bu arada ben Ner'zhul'u çok seviyorum. Bunu söylemek istiyorum. Ner'zhul inanılmaz bizden, halktan bir insan. Acı çekmiş. Gerçekten çok üzülüyorum Ner'zhul için. Adama yazık yani. Reforge versiyonu. Eda'yı biz de duymadık. Kendi kendine söylendi gibi oldu. Abi Eda'yı duymuyor musunuz? Yok, konuştum işte. Yok, duymadılar. Dedim duymamışlardı. Sana konuşuyordum çünkü. Mikrofonu açsam mı biraz? Fazla mı olur acaba? Şu anda da full'de aslında. Neden böyle yapıyor bu? Locked and loaded. Mikrofona, benim sesim net duyuluyorsa Eda mikrofona yaklaşmadığı içindir arkadaşlar. Ready for action. Son söylediklerini duymadım. Hangisini ya? Hangi bir sürü şey söyledim. Hangisini duymadın? Ya ben Utku'ya söylüyordum, diyorum ki
bunu kurtarmanın bir yolu yok muydu? Suratına ikisi birisi böyle iki tane şey çakamadı mı? Oğlum kendine gel, sen daha çocuksun. Mikrofonda değil sorun. Ya az çok tahmin edebiliyordum da Eda'ya demeyeyim dedim, kızıyor sonra. Hayır değil, mikrofonda sıkıntı. Research complete. Research complete. Ready for action. Yes, my lord. Yes, my lord. Eda abla ne yapacaksın Utku abi yayında? Nasıl yani? Ben size şöyle bir dakika öleceğim. Sen bizimle konuş diyor. Ne yapacaksın Utku abi zaten yayında diyor. Ha evet. Utku ile konuşmayacağım. Türkçe'yi Türkçe'ye çevirttirdin ya bana aşkım. Teşekkür ederim. I stand for the light. I stand for the light. Işık için duruyorum. I await your command. Is there danger? Of course. TR to TR, evet. Yo, ben de takılıyorum. I stand for the light falan dinliyorum Utku'yu. Az önce bir şey sordun. Şimdi sana böyle mantıklı bir laf söyledim diye bana kızdın. Soruyu devam ettirmiyorsun. Hayır, bir şey sormadım. Saçma bir şey sormuştum. Öyle eğlenmek amaçlı. Sor, neymiş? Merak ettim. Yok işte bir şey yok, sordum lan demin. Kaç kez soracağım aşkım? Bir kez sordum. Evet, ben sizi dinliyorum. Siz bana sorun. Ask me anything questions. Ay, öleceğim. Amma ne fark ettim ya. A sound plan. Our forces are under attack. Of course. I await your command. For honor. Research complete. Certainly. Fena trip yiyoruz değil mi ya? Yo, hiç trip yemiyorum ya. Vallahi bak ben hiçbir şey söylemedim aşkım. Ben çok gayet normal takılıyorum. Siz diyordum ki ben arkadaşlar artık diyordum yani şey Twitch hani şey yayın konseptlerini belirlesin de biz de ona göre hani bir konsept seçelim. Ha, tamam bu değil mi işte yayın konsepti, güzel değil mi şu an? Hayır mesela konsept. Yani su lane içine su koyabiliyor muyuz? Lane içine su koyup Warcraft 3 mü oynayacağım? Hayır, lane içine su koyacağım, içinde duş alacağım yani banyo falan yaptıracağım, seni falan yıkarım. Şey Yılmaz Bey banyo. Öyle mi? Hatırlıyorsun değil mi? Hayır, o ne ya? Yaşlıları yıkıyordu ya Feyyaz Yiğit. Yılmaz Bey banyo. Hatırladın mı? Evet. Ne? Yılma... Ya siz şey izlemediniz mi? Gibi. Gibiydi değil mi ismi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Gibi. Şeyin... Feyyaz Yiğit'in yeni dizisi arkadaşlar. Çok iyi. Eda ile yüzme öğreniyorum. Ha, Eda ile yüzme öğreniyorum falan. Aslında çok benim çok pis bisiklete binesim var. İzmir Belediyesi oturduğum semte bisiklet getirmiş. Önüne böyle bir ahtapotla kamera koyup yayın yapıp böyle gezmeyi falan istiyordum İzmir'de. Eda bisiklete binmeyi bilmiyor. Ben bilmiyorum ha. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Mesela leyan yapalım, içine bir tane tabure koyalım, işte ben Utku'yu yıkayayım falan. Mesela çok güzel bir konsept bu. Bence çok tutarız. Var ya, hiç olmadığımız kadar ünlü olabiliriz Utku. Martıları deneyin. Martı? Martı hayır. Martı mı o bisikletten adı? Bilmiyorum şeyini. Dediğim gibi Eda bisiklete binmeyi bilmediği için. Ben bisiklete binmeyi bilmiyorum ama çok iyi yüzerim.
Konu değil. Havuz başında mesela World of Warcraft oynayabiliriz bikiniyle Utku. Mesela bence mükemmel onu yapalım konsept. Bu yaz. Bence çok iyi konsept abi. Abi çok iyi konsept değil mi ya? Burada birinin canı yanacak. Mete ile de arkada suda birbirimizi buarız. Aa o da olur, siz de gelirsiniz. Hep birlikte bikinilerle World of Warcraft oynarız. Bence çok iyi tutar. Ama World of Warcraft. Hani World of World Warcraft. Of Warcraft. O Mete'ce mi oluyor? Hala Betray of the Light falan diyor. Komut sesleri bebeğim. Şu anda Malganis'in base'ine doğru gidiyorum çünkü. Adam eline Frostborn almış, hala Light falan diyor. Daha dönüşüyor aşkım. Sounds like a plan. Evet, burası da tamam gibi duruyor şu anda. Sounds like a plan. Böfücü. Siz İzmir'e gelseniz de hep birlikte bir yayın yapsak, öf. Evet ya, çok eğlenceli olur. Ama World of Warcraft olmaz. Şey, table games falan oynarız. Şey oynarız. Tuna'nın oyununu oynarız. Olabilir, olabilir. Ya gelseler keşke. Gelsenize bu yaz ya bize. Biriniz gelsenize, biz çok sıkılıyoruz. Benim bu arada Amerika'dan yeğenim gelecek. Onu da görürsünüz. İki İngilizce muhabbet falan edersiniz. Yeğenim sizin aynı yaş olması beni çok üzüyor. World of Warcraft. Yeah, aynen ya. Çok üzücü. Malganis'i öldürdük. Malganis'in base'ini yok etmek lazımmış. Bu sanırım. Aa teşekkür ederim ben. Hala base'e saldıran birileri var ama. Base'i komple mi yokacağız? Aa bu değil mi? Herhalde şu alt tarafı yıkınca olacak. Olmaz artık, her yeri temizleriz, ne yapalım. Ama işte Muradin neler yaptın? Bir de Muradin'i seviyorsunuz. Çocuğu ne hale getirmiş? Çocuğu ne hale getirmiş derken Muradin'in suçu değil. Çoğunlukla Uther'in suçu. Uther. Paladinliğin suçu yani. Muradin, Uther işte. Evet. Hepsi. Arthas'ın şeyindeki etkenlerden. Çocuğu ne hale getirmiş? Ama yani sadece o değil. Tabii kişiliğinin buna açık olması. Anladın mı? Yani Arthas'ta da var yani bu. Hani niye başka bir kimse olmadı da Arthas oldu yani? Feel my wrath.
Abi bütün base'i yok mu edeceğiz? Yelse girip ne yapacaksın oğlum? Avustralya'ya mı gideceksin? Kanada'ya mı gideceksin? Kim gidiyormuş? Bence SAT'ye kesinlikle iyi alsın. İngilizce ya alsın abi, yurt dışında okumak istiyordur belki çocuk. Git sen de okumalısın. Git sen de git. Gidersen Amerika'ya annemler ablamlar yardımcı olur, haberin olsun. Ama benim yeğenim senin dur gibi... bakalım aşkım. Tamam, özür dilerim. Frostborn almışsın. Yoldaşlarının ölümüne yol açsa da almışsın. Karanlık Lord'un söylediği gibi. Tahmin ettiğinden daha güçlüsün. Boşuna nefesini harcıyorsun Mal'Ganis. Dark Lord'un sesini duyuyorsun orada. Arthas söyledi, kılıcın sesini duyuyorum diye. Şu an ne söylüyor söyle bakayım. Şu anda intikamımın zamanı diyor. Bu ara Arthas'ın zırhının yavaş yavaş buza deniştiğini görüyor, yani buzlandığını görüyoruz. Nasıl öyle bir şey söyleyebilir derken corklattı. Narzul da az değil ha. İçeride işleri karıştırıyor. Arkadaşlar, Jailer'ın ne kadar uzun süredir bu planları kurduğunu düşünebiliyor musunuz? Evet. Ne? Abi nereden nereye geldi hikaye yani? After taking his vengeance, yani intikamını aldıktan sonra Mal'Ganis'ten, Arthas Northrend'de gezindi bir süre. Frostmourne'un mental işkencesine maruz kaldı ve insanlığını yani yitirdi, aklını yitirdi. Ve kılıcın karanlık iradesine teslim oldu. Ve Arthas şu anda eve dönmeyi planlıyor. Ve o muhteşem sinematik. Allah'ım! Ay, tüm gıcıklanıyor. Bu arada Undercity'ye giderseniz şu anda bu yoldan geçerken yerdeki bu yaprak parçalarını hala görebilirsiniz arkadaşlar. WoW'da. O çan sesleri falan hala duyulur. Benim Ürkün Şeyler diye bir videom var, orada da yer alır. Artık daha fazla halkını feda etmek zorunda değilsin. Artık tacının ağırlığını daha fazla çekmek zorunda değilsin. Her şeyin icabına bakacağım. Bu ne? Ne yapıyorsun oğlum? Krallık düştü, artık bu topraklarda yeni güçler yükselecek. Efsane bir sinematiktir. Efsane bir ara geçişti.
Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Undercity'yi ben Undead'leri özellikle de bu nedenlerden dolayı da çok seviyorum. Taht odasına gittiğinizde hala babasını öldürdüğü anın seslerine tanıklık edebiliyorsunuz. Yerde tacın düşerken bıraktığı kan izlerine şahitlik edebiliyorsunuz. İnanılmaz ya gerçekten. Eda abim aynı düşüncelere sahip değil ama. Ben mi? Yok gayet aynı düşüncelere sahibim ama yani bunu kaçıncı izleyeceğim bu videoyu her defasında. Vallahi her defasında ben tuhaf oluyorum. Ve arkadaşlar şu anda Exodus of Horde'u Eda bitirmişti. Scourge of Lordaeron'u bana iteledi. Ve Path of Damned yani Undead Campaign'e sıra geldi. Prologue biliyorsunuz oyuna biraz alıştırmaydı. Human Campaign'ine artık hikayene tam anlamıyla giriş yaptık ve Undead'lerin campaign'lerine devam edeceğiz. Ne yapalım? Undead Campaign'i ben mi oynayayım? Oyna. İster misin? Şaka yok. Ve şöyle bir şey söylüyoruz arkadaşlar. Buradan YouTube'a veda ediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Human Campaign'i bu şekilde sonlandırmış olduk. Maceramız Undead Campaign'le ilerleyen zamanlarda vakit buldukça devam edecek diyoruz. Kesiyorum. Bye Şimdi guys. Şöyle bir hareket yapalım. Şöyle bir hareket yapalım.